hadislerin Kur'an ayetlerine arz edilmesi gerektiğini ifade eden hadisler var mıdır? Bütün hadisleri Kur'an ayetleriyle uyuşum içinde olup olmadığını kontrol mü etmemiz gerekiyor? Öyleyse bunun ölçüsünü neye göre belirleyeceğiz diye bir kardeşimiz sormuş. Evet, bu da gündemde olan mevzulardan bir tanesi. Ardül ahadîk alel Kur'an. Hadisleri Kur'an'a arz etmek. İşte bugün sıkça mealci taifenin dillendirdiği, hadislerle ilgili problemli olan insanların dillendirdiği bir konu. Hadisleri Kur'an'a arz etmeli miyiz, arz etmemeli miyiz tartışmaları var. Öncelikle sorunun ilk kısmıyla başlayalım. Bunu yani Kur'an'a arz edilmesi gerektiğini ifade eden hadisler var mı? Var. Şimdi İmam Ebu Yusuf Rahimehullah'ın Erret ala siyeril evza'i diye bir eseri var. Orada şöyle bir nakil var. Peygamber aleyhissalatü vesselam da'a el yahud, Yahudileri bir gün çağırmış Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Feselhum ba'dal eşya. Onlara bir takım şeyler sormuş. Onlar da yalan söylemişler. Hatta kebebu ala İsa. İsa aleyhisselama bile iftiralar atmışlar. Yalan söylemişler. Bunun üzerine de Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkmış sahabe-i kirama, buyurmuş ki innel hadife seyefşu anni. Yani muhakkak ki benden hadis, gelen hadisler yakında yayılacaktır veya yayılmaktadır. İza etakum anni hadifun, size benden bir hadis geldiği zaman da onu hemen almayın. Bakacaksınız. Efendim, in vafakal Kur'ane, eğer Kur'an'a muvafıksa fakbeluhu, onu kabul edin. Ve illem yuvafikhu, eğer Kur'an'a muvafık değilse, uygun değilse fela tekbeluhu, onu almayın, kabul etmeyin diye böyle bir şey Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemiş diye İmam Ebu Yusuf'un Erret ala siyel levzaisinde var. Bu hadisin senediyle alakalı sabit midir değil midir tartışmalar var. İmam Şafii Rahimehullah Kitab-ül Ümmü'nde bu hadisi şiddetle birlikte reddediyor ve bunun bir takım zındıkların uydurması olduğunu gösterecek olan bazı ifadeler kullanıyor. Bu hadisin mevzu olduğunu, uydurma olduğunu söylüyor. İmam Beyhaki Medhali'nde aynı şekilde yine bunun mevzu olduğunu söyler. Vesair başka ulema da bu hadisin Ukayli mesela duafasında mevzu olduğunu ifade eder. İşte İmam Suyuti'den hatırlıyorum, Miftahul Cennet fi İhticacı bir Sünne diye bir eseri var. Orada yine bu harici uydurmasıdır, zındıkların uydurmasıdır. Böyle bir hadis yoktur, arz hadisi mevzudur deniliyor. Fakat Hanefilerden bazıları bunu araştırmışlar, bu konuyla alakalı bir araştırma yapmışlar, yapan alimler. Bu hadisin kurtarılabileceğini, mevzu olmadığını, belki zayıf olarak nitelenebileceğini söylemişler. Şimdi biz bu hadisin sabit olduğu görüşü üzerinden bile gidecek olursak, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey buyurmuştur. Yani ben size benden bir hadis geldiği zaman da fa'riduhu alel Kur'an, Kur'an'a onu arz edin, in vafakahu, eğer efendime söyleyeyim, fe ene kultuhu, eğer Kur'an'a uyarsa ben onu söylemişimdir, ve illem yuvafikhu, eğer uymuyorsa felem akulhu, onu söylememişimdir şeklinde bir rivayet söylemiş olduğu, buyurmuş olduğu ihtimalin üzerinden bile gidecek olursak, hadisleri Kur'an'a nasıl arz etmemiz lazım sorusunu sormalıyız. Yani bize bir hadis geldi, bunu Kur'an'a arz edeceğiz ama bu arzı nasıl yapacağız? Madem ki böyle bir hadis var, böyle bir emir var Efendimiz'den, emir olduğunu farz ediyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Diyelim bir iki tane nakil size aktarayım. Bir keresinde Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın yanında Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki "Men husibe uzzibe." Kim kıyamette hesaba çekilirse kendisine azap edilir buyurmuş.
Ondan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anha demiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah siz böyle söylüyorsunuz, kim hesaba çekilirse azap olunur. Fakat Kur'an-ı Kerim'de فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا. Kime kitabı sağ elinden, sağ tarafından verilecek olursa o kolay bir şekilde hesaba çekilecektir diye ayet var. Siz de buyuruyorsunuz ki her kim hesaba çekilecek olursa azap edilecek. Kur'an'la sanki uyuşmuyor gibi bir soru soruyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Efendimiz de buyuruyor ki اِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضِ وَلَاكِمْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكِ. Yani senin söylemiş olduğun şey, Hazreti Ayşe diyor, arzdır. Arz ne demek? Yani Kur'an'da ifade edilen, senin okuduğun ayette hesap anlatılmıyor, arz anlatılıyor. Arz da demek, bir insanla amellerinin arz olunması. Eğer bir insan azap edilmeyecekse o hesaba çekilmeyecek. Ona denilecek ki bak sen şunları, 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 şunları yaptın, ben seni affettim. Yoksa bunları niye yaptın, şunu niye yaptın, ayeti kelimede o hesap anlatılmıyor. Benim söylediğim şey nedir diyor, وَلَاكِمْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابِ يَهْلِكِ. Kim inceden inceye hesaba çekilecek olursa niye yaptın, peki yapmalı değil miydin vesaire gibi şeyler, sorular mahiyetinde hesaba çekilirse azap olur diyerek, kendi söylediği, buyurduğu şeyin Kur'an'a muhalif olmadığını Peygamber aleyhissalatü vesselam göstermiş oluyor. Hatta bir keresinde yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar, لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَا حُدَيْبِيَ. Ne Hudeybiye'ye ne de Bedre şahit olan, orada bulunan, bu iki yerde bulunan hiç kimse ateşe girmeyecek, cehenneme girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra yanında bulunan Hafsa validemiz de radıyallahu anha Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah, Hudeybiye'de bulunan, Bedir'de bulunan kimse cehenneme girmeyecek buyuruyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Sizden herkes cehenneme girecek. Cehenneme varit demek, cehenneme gelmek demektir. Bu ayeti ehl-i sünnet sıratla birlikte de açıklar. Sıratın üzerinden geçtiğiniz zaman, sonuçta cehennem üzerinden geçtiğiniz zaman da tuğba'u sıratu beyne zahrani cehennem rivayetlerinden dolayı cehennem üzerinden geçmiş olacaksınız. Dolayısıyla onunla tevil ediyorlar ama sonuçta buralarda bulunan kişilerin cehenneme girmeyeceğini ifade ediyorsunuz. Kur'ansa sizden herkes cehenneme varit olacak, cehenneme gelecek buyuruyor diye sorunca Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ayetin ilerisini oku. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا. Yani biz takva olan, iman eden, ameli salih işleyen kişileri kurtaracağız buyuruyor. Benim söylediğim şey Kur'an'la zıt değildir mahiyetinde bir cevap veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte arz hadisi, yani hani Kur'an'a arz edip, arz edeceğiz ama bu arz etmeyi kim yapacak? Ve arz etmekteki ölçümüz ne olacak? Şimdi bakıyorsunuz çok basit bir şekilde Bukhari'de veya Müslim'de senedi itibariyle sahih olan bir hadis için adam çıkıyor, hadisten de pek bir haberi olmayan kişi çıkıyor, işte bu Kur'an'a muhaliftir. Niye muhaliftir? İşte şu gerekçelerden, halbuki saydığı gerekçelerden hiçbirisi o hadisin Kur'an'a muhalif olması için yeterli gerekçe değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'a arz edilmesi gerektiğini söylerken kendisine hadis uydurulmaması yönünde ne yapıyor? Tembihte bulunuyor. Yoksa benim sözlerimi alın, değerlendirin, Kur'an'a muhalif bulursanız almayın, Kur'an'a muvafık gördüğünüzü alın. Yani benim sözlerimi siz değerlendirin, bu manada değil bu hadis. Benden size rivayet gelirse, kaldı ki bu Hatip Bağdadi rivayeti, Darakutni rivayetinde bu hadis اِذَا حُدِّفْتُمْ عَنِّي. Size benden bir şey nakledilirse rivayeti var. رُوِّيْتُمْ عَنِّي. Size benden bir şey rivayet edilirse nakli var. Bu da bize gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam arz hadisiyle birlikte bize ne ifade etmek istiyor?
benden gelen her şeyin benden olduğu noktasında emin olmayın. Benden olduğu noktasında bir sağlama yapmak istiyorsanız ne yapın? Onu Kur'an'a arz edin demek istiyor. Yoksa benden olduğu sabit olan şeyi Kur'an'a arz edin demek değildir. Bu kaldı ki bu rivayetlerde, yani demin vermiş olduğum rivayetlerin bazısında bu sadece Kur'an'a arz edin şeklinde gelmiyor. فَعْرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ifadesi var orada. Bu rivayetleri Kur'an'a ve sünnete arz edin. Sünnete sunun demek. Bu da ne anlama geliyor? Bir tarafta meşhur sünnetler var, mütevatir sünnetler var, genel kabul var. Efendim, bir tarafta da haber-i vahid mahiyetindeki rivayetler var. Bu rivayet eğer genel kabul anlamındaki meşhur rivayetlere, mütevatir rivayetlere zıtsa, o zaman biz onu değerlendirme noktasında arz sistemini uygulayabiliriz. Kaldı ki fukahamızın, İmam Sarasi Rahimullah bunu usulde böyle anlatır. Ebu Zeyd Eddebusi Takvimul Edille'de yine arzla alakalı konuşurken bunu söyler. Yani haberi vahidle birlikte Kur'an'ın yorumlanmasının önüne geçebilmek için işte Kur'an'ın umumunun haberi vahidle tahsis edilmesinin önüne geçebilmek için meşhur rivayetler bir tarafta duruyor, mütevatir rivayetler bir tarafta duruyor. Beri yanda haber-i vahidle birlikte amel edilmesinin önüne geçilmek için ne yapılması lazım? Arz sistemi uygulanması lazım diyorlar. İşte fukahanın uyguladığı, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiye etmiş olduğu arz bir vadidedir. Bugünkü modernistlerin savunduğu arz başka bir vadidedir. Bunların birbiriyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Onun için arz hadislerine böyle bakmamız gerekiyor. O sallallahu teala. Var mı bir şey?